insan kaynağının doğru kullanılması, işletmelerin sürekliliğini, karlılığını ve kalitesini doğrudan etkiliyor. Anka İnsan Kaynakları da tam da bu noktada kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyan işletmelerle işin gerektirdiği performansı gösterecek ve şirkete katma değer yaratacak iş arayanı buluşturacak profesyonel çözümler sunuyor. İstanbul Ataşehir'de bulunan Anka İnsan Kaynakları ofisindeyiz ve firma yetkilisi Erhan Deniz'le birlikte personel tedariği, insan kaynakları hakkındaki tüm bilmediklerinizi ve tüm merak ettiklerinizi sizler için konuşacağız. Merhabalar Erhan Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizlerleyiz. Anka İnsan Kaynakları kaç yılında kuruldu ve neler yapıyorsunuz? 3,5 sene önce kurduğumuz şirkette firmalara, özellikle lojistik firmalara, internet ticareti yapan şirketlere, firmalara personel tedariki yapmaktayız. Genel anlamda konuşuyorum. Genel anlamda o firmalara hizmet veriyoruz. Süreç şu şekilde işliyor. Firmalar bize personel ihtiyaçları olduklarını, personellerin yerinde durmadıklarını, çok fazla sirkülasyon olduğundan şikayet ederek bize geliyor daha fazla. Biz de buna istinaden firmayla görüşüyoruz. Çeşitli mailleşmelerin ardından bir anlaşma, bir tabakata varıyoruz, bir sözleşme yapıyoruz. Bu sözleşmeye istinaden firmalara biz eleman göndermeye başlıyoruz. Firmaların insan kaynaklarına, mülakata eleman göndermeye başlıyoruz. Onlar da bu elemanları kendi mülakatlarına, kendi değerlendirmelerine alıyorlar. Bu değerlendirmeye göre atıyorum mesela pazartesi günleri, her pazartesi günleri bir şirkette, ismini anlamayan bir şirkette sürekli mülakat yapıyoruz. 50-50 personel götürüyoruz oraya. Onlar da kendilerine ait, kendi vasıflarına uygun 30 kişiyi beğenip bu 30 kişi işe başlasın diyorlar. Biz de o 30 kişiyle alakalı işte SSK girişlerini takip ediyoruz. Sağlık raporlarını, gerekli sağlık raporlarını alıyoruz. İş güvenliği hizmetini sunuyoruz firmaya, o personelle alakalı. Özürlü personellerle alakalı destek veriyoruz ve doktorla alakalı destek veriyoruz. Peki bu süreçte personelin iş güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Depoyu ziyaret ediyoruz. Depo, fabrika ya da çalışılan ortam neyse iş güvenliği ortağımızla beraber oraya gidiyoruz. Onlar keşif yapıyorlar konuyla alakalı ve iş güvenliğinin sağlanması adına A'dan Z'ye her şeyi o firmada sağlıyorlar. Evet, Anka İnsan Kaynakları'nı firmaların tercih etmesindeki avantajlar neler? Büyük rahatlık bir kere. Biz kendi içimizde 62 tane personeliz. Anka İnsan Kaynakları olarak 62 personeliz. Aktif çalışan sayımız şu anda 2150 civarında. 62 tane operasyon ekibimiz var. Bunlar İstanbul'un 7 yerinde ofisimiz mevcut. 9 yerinde, Türkiye'nin 9 yerindeyiz. İstanbul'da 7 yerdeyiz. Bu 7 yerdeki ofislerimizde var olan elemanlarımız 6-6, 8-8 bölüşmüş operasyon ekibimiz firmalara sürekli eleman konusunda destekte bulunuyor. Eleman götürüyor, hastalanan personeli oradan alıyor, sağlık raporlarını yerine getiriyor, işte ayın sonunda puantajlarını yapıyor, ödemelerini sağlıyor şirket tarafından. Bilmiyorum, mütabakatsızlık varsa onu gideriyor, personelle alakalı birebir görüşüyor. Yani şirketin açıkçası bu konudaki kamburunu, yükünü şirketten alıyor. Böylelikle bizim hedefimiz burada şirketlerin sadece kendi işlerine kanalize olarak sadece kendi işlerindeki potansiyelini artırmaktır. Zaman kaybını yaşamamalıdır bence bir şirket. Yaşamadığı zaman bence başarıya koşar. Bünyenizde çalışan personel sayısı nedir? Şu anda 2150 civarındayız. 2150 tane istihdamımız var. 2150 civarında personel Türkiye genelinde firmalara fatura etmekteyiz. Bizi elemana ihtiyaç duydukları için ya da var olan elemanların durmadıkları, durumdan memnun olmadıkları ve az önce bahsettiğim gibi çok ciddi enerji sarf ettikleri için bize başvuruyorlar. Biz gidiyoruz, firmayla görüşüyoruz. Atıyorum asgari ücret artı AGİ artı SSK ücreti üzerine ufak bir komisyon koyarak biz size her ay fatura ederiz diyoruz. Ama gerekli bütün personeli biz size getiririz, mülakatınıza sunarız. Bunu istiyorum, bunu istemiyorum dersiniz. Ya da bu personel bizim kriterlerimize uyar, bu personel uymaz, başka bir yere götürelim dersiniz. Ya da Anka başka bir yere değerlendirir dersiniz. Biz onu başka bir yere değerlendiririz. Siz kendinize uyan personeli çekersiniz ve sabahına o personel artık sigortalı olarak sizin yanınızda çalışmaya başlar. Anka sigortasında, Anka bünyesinde çalışmaya başlar. Ayın sonunda da personelle alakalı sizin insan kaynaklarınızla puantaj düzenlenir. Geldiği günler, gelmediği günlere istinaden, raporlu olduğu günler, olmadığı günlere istinaden bir puantaj düzenlenir. Ona göre de bir fatura kestirir tarafınıza, firmanıza. Firmanız bize ödeme yapar. Biz de personelimize, sigortamız ödememizi yaparız. Aradan aldığımız kar maaşımıza da Anka'nın kendi masraflarını karşılarız. Sistem bu şekilde işliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Deniz, ticari kimliğinin yanı sıra sportmen kişiliğiyle takdir topluyor. Deniz,
sert darbelerle rakibini yoklamak üzere üstüne gidiyor. Sağ sol vuruyor. Çok sert vuruyor. Köşeye sıkıştırdı. Kickbox tutkunu olan Erhan Deniz'in dünyada 2, Türkiye'de ise sayısız kickbox şampiyonluğu bulunuyor. Yaklaşık bir 16 senelik profesyonel kariyerim vardı benim. Profesyonel kickbox spor kariyerim vardı. İki defa dünya şampiyonu oldum. Sayısız kez Türkiye şampiyonu oldum. Ve bu sporda iyi seviyeye taşıdım Türk bayrağını. 3,5 senedir de ticaret yapıyorum. Biraz böyle son dönemlerde siz, gerek sizin kanalınızda gerek Avrupa'da iki maç daha yaptım. Ama 3 sene falan ara vermiştim şirketimi kurduktan sonra. Tekrardan böyle ısrarlara dayanamayarak son 2 ayda 2 tane daha maç yaptım. Spora da mecbur biraz aşk, hani aşk fedakarlık gerektirir. Açıkçası bizimki de öyle oldu. Hem ticaret hem yorgunluk, hem ticari yorgunluk hem de spor yorgunluğu oldu hayatımızda. İşinize aşkla bakıyorsunuz. Geri kalan zamanda da sporunuza aşkla bakıyorsunuz. Kickboksu da geri kalan zamanlarınıza yapmaya çalışıyorsunuz ve hala da devam ediyorsunuz. Peki zor olmuyor mu iki işi bir anda yürütmek sizin için? Akşam 6'ya kadar açıkçası ödemelerle savaşıyorum. İşte firmalarla, puantajlarla, mailleşmelerle yaklaşık günlük bir 250-280 tane ortalama mail okuyorum. Yaklaşık bir 50'sine cevap vermek durumunda kalıyorum tabii. Zor oluyor tabii. 6'ya kadar böyle aktif geçiyor. Akşam 6'da da antrenmana gidiyorum. Saat 6'da antrenmana başlıyorum. 6-6.20 geçe gibi antrenmana başlıyorum. 8 gibi falan da bitiyor. Yavaş yavaş ondan sonra doğrudan evime geçiyorum. Bir yaşında bir oğlum var. Ellerinizden öper. Gidiyorum onunla oynuyorum. Akşam saatinde de onunla vakit geçiriyorum. Geçiyor. Günler çabuk geçiyor. Sabah saatinde de hep erken kalkar işime gelirim. İşim bu. Şimdi rakibi üstüne doğru geliyor. Yine Erhan'ın güzel bir solu var sevgili seyirciler. Bir ikinci solda. Kafasından böyle sular çıktı. Harika Erhan. Harika Erhan. Haydi artık bitir Erhan.